Adobe Captivate'te daha önce hazırlamış olduğumuz video dosyalarını direkt olarak slaytlara yani timeline'a ekleyebiliriz. Bu işlem için yine video üst menüsünden Insert videoyu seçip ardından Multisite senkronize videoyu seçip ardından da FilePath yani dosya yolunu seçiyoruz. Browse'a tıklayıp açılan pencereden eklemek istediğimiz video dosyasını seçip aç butonuna tıklıyoruz. Ardından video türü cinsinden Progressive Download ile sahne ekleyebilir, Stream ile videoyu Stream olarak indirtebilir, Adobe Media Streaming Service ile de yayınlama işlemi yapabiliriz. Varsayılan opsiyonda bırakıyoruz. Dosyamızı lokalden yüklediğimiz için URL kısmını boş bırakıyoruz. Videoyu da Stage kısmında gösteriyoruz. Yani sahne bize direkt olarak aktarılacaktır. Düzenlemelerimizi yaptıktan sonra OK butonuyla işlemi başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi eklemiş olduğumuz video sahnemize aktarıldı. Ancak dikkat edin, önceki örneğimizde olduğu gibi bu sefer alt kısmında bir player yok. Timeline'a baktığımızda ise görmüş olduğunuz gibi timeline 3 saniye değerinden ilerlemiş ve video uzunluğu kadar genişletilmiştir. Yani 1,5 dakika kadar bir video uzunluğumuz var. Videomuz sahneden taştığı için köşe tutamaçlarından tutup videomuzu sahnemize göre yeniden boyutlandırıyoruz. Şu kadar bir ölçü yeterli olacaktır sanırım. Projemizi başlattığımızda ise görmüş olduğunuz gibi herhangi bir oynatma çubuğu yer almıyor. Videonun oynatma çubuğu direkt olarak projenin araç çubuklarına yansımış durumda. Siz de eğitim içeriklerinizi hazırlarken bu tür video dosyalarınızı direkt olarak sahnenize aktarabilirsiniz.